ilerleyen dönemde çocuğun bu madde kullanıcısı olduğunu kondurmadığından maddeyi bırakmakta daha zorlanır. Şimdi buradaki hepinizin çocuğu burada spor yapıyor, futbol oynuyor. Spor zaten önemli koruyucu etkenlerden birisi. Yani kişi spor yapıyorsa arkadaş çevresi de spor yapıyordur. Tamam. Aras, biz bugün buraya ne için geldik? Biz bugün buraya kötü alışkanlıklar bitsin, azalsın diye geldik. Biz yani bu kötü alışkanlıklar artık bitsin. Bunlardan örnek veriyorum, mesela sigara, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklar vesaire alışkanlıklar bitsin diye geldik. Şimdi işte bir yazı okumak istiyorum. Bağımlılık akıl ve iradeyi çalışmaz hale getirir. Bağımlı olma özgür ol. Ben bunları yetişkinlerimize, aile büyüklerime, hatta kendi aileme söylüyorum. Yani artık bitsin bu alışkanlıklar. Çünkü bu alışkanlıklar bizi kötü hale getiriyor. Yani alkol, atıyorum mesela, alkol huzursuzluk bozuyor. Huzursuzluk bozmak, yani huzursuz olan bir insan iyi yaşayamaz. Yani rahat edemez. Ben bunları söylemek istiyorum Ege. Burada bir sürü arkadaşımız bu kadar güzel sloganlar yazmış. Bu sloganlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben bu arkadaşlarıma, yazan arkadaşlarıma tebrik ederim, teşekkür ederim. Yani artık bitsin bu alışkanlıklar diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de kötü alışkanlıkların bitmesini istiyorum. Hiç kimse içmesin diyorum. Evet. Bağımlı olma, özgür kal. Her şeyden önce Altın Ordu'ya teşekkür ederiz böyle bir etkinlik için. Zaten altyapı eğitimleri olsun, spor etkinlikleri olsun, çocuklarımıza da bayağı faydaları dokunuyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz herkese. Tabii yani spora bağımlı kalmak, diğer bağımlılıklardan uzak kalmak her zaman için daha iyidir. Bizim yaşımızdaki çocukların bağımlı olmaması için spora başlaması gerekiyor. Bu yaşta hiç kimseyi bağımlılık yüzünden kaybetmememiz lazım. Burada sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılıklarından kurtulmak için bu etkinliği yapıyoruz. Bağımlılık sadece bireyin değil, ailelerin, sosyal çevrenin, hatta tüm toplumu ilgilendiren bir durumdur. Bu nedenle de önleyici faaliyetler önemlidir. Bu durumun farkındalığıyla Karabağlar Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurulu olarak kurumlar arası işbirliğiyle gerekli her türlü bağımlılık önlemek için gerekli çalışmalar yapmaktayız. Burada da bugün gerek çocuklarımızı ve gerek aileleri bunun farkındalık amacıyla topladık. Bu kapsamda bedenen ve ruhen sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek ve sağlıklı bir gelecek için bu bizim için önemli bir kazanç olacaktır. Biz de bugün tekrar burada ilçe olarak sanat, müzik, eğitici gibi faaliyetler düzenleyerek ailelerimizin ve çocukların farkındalık kazandırmak için buradayız. Bu tür etkinlikler düzenledik. Öncelikle bir slogan sergisi yaptık onlar için. Önceden haber verdik. Bağımlılıkla mücadele el ele kapsamında sloganlarını bize gönderdiler ve paylaştık. Çok güzel sloganlar geldi. Bu kapsamda biz de çocuklara ulaşabildiğimizi düşünüyoruz. İlçe kütüphanemizin de desteğiyle onlarla da birlikte etkinlikler yapıyor çocuklarımız. Katılım çok iyiydi. Eğitimimiz de oldu. Emniyetin en iyi narkotik polisi anne eğitimini de velilerimiz yeterince katılım yaptılar. Teşekkür ederiz tüm katılımcılarımıza ve Altın Ordu'ya. Burada bağımlılık mücadele kapsamında büyüklerimizin ve küçüklerimizin uyuşturucu, sigara bağımlı olmaması için ben böyle bir çalışma hazırladım. Madde değil, spor bağımlı olmalıyız. Yani spor yaparsak madde kullanmayız, daha çok sağlıklı oluruz. Teknoloji bağımlılığım yok. Kimsede de olmasını istemem. Kötü bir şey. Sigara, uyuşturucu gibi şeyler de kötüdür. Büyüklerimize ve küçüklerimize içmemesini söylüyorum.
spor yaparsak bağımlılıktan kurtuluruz. Ondan sonra daha geç oluruz. Böyle daha sonradan böyle yaşlanırız. Ama içersek direkt erkenden yaşlanabiliriz. Bağımlılıkla ilgili şeyler mesela alkol, sigara bağımlılıkları kötüdür. Teknoloji de aynı şey. Mesela telefonlara çok bağımlı olursak gözlerimiz bozulabilir. Alkol içersek karaciğerimiz rahatsızlanabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar da bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Bağımlı olma, özgür ol, hayatı yaşa. Öncelikle katılan tüm velilerimize, çocuklarımıza ve bizi bilgilendiren tüm görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bağımlılıkla mücadeleyle el ele projesi kapsamında tüm velilerimize öncelikle bir etkinlikler yaptık, bilgilendirmeler yaptık. En iyi narkotik polis anne projesi vardı. Anneler biliyorsunuz evde çocuklarıyla çok daha fazla ilgilendikleri için onların nasıl gözlem yapmaları gerektiğini, bağımlılıkla nasıl mücadele etmeleri gerektiğiyle alakalı bilgiler verildi. Bence inanılmaz güzel bir gün yaşıyoruz. Hala devam ediyor. Katılımcılara dediğim gibi ve buraya bize eğitim anlamına Karabağlar Kaymakamlığı, ilçe sağlıktan gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Arkada görmüş olduğunuz gibi çocuklarımızdan bir slogan yapmalarını istedik. İnanılmaz derecede, yani çocuklarımız gerçekten çok bu anlamda inanılmaz yaratıcılar. Bizim beklemediğimiz, gerçekten hayal bile edemediğimiz inanılmaz güzel şeyler çıktı ortaya. Onlara da hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir slogan örnekleri geldi karşımıza.